فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftüm, Müftü Yardımcılarım, Şube Müdürlerim, Kur'an kursumuzun çok kıymetli dernek başkanı, dernek yöneticileri, Kur'an kursumuzun öğreticileri, yöneticileri, Sayın Bay ve Bayan kardeşlerim, kıymetli öğrenciler ve değerli basın mensupları. Yaz Kur'an kurslarımızın başlaması nedeniyle tertip etmiş olduğumuz bu açılış merasimine teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunar, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Açılışımızın ve yaz Kur'an kursumuzun milletimiz, memleketimiz, Konya'mız için, Selçuklu'muz için, İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder. Bil vesile içinde bulunduğumuz mübarek Kur'an ayımız, oruç ayımız, Ramazan-ı Şerifinizi tebrik eder. Hayırlara vesile olmasını niyaz ederim. Değerli misafirler, Kur'an-ı Kerim malumunuz 1405 yıl önce 27 Ramazan 1405 yıl önce Hira Nur mağarasında biraz önce değerli hocamızın da okumuş olduğu Alak suresinin ilk 5 ayetiyle Estağfirullah İkra bismi rabbikellezi halak sadakallahul azim. Ey Muhammed, ey Muhammed'in ümmeti, seni yaratan Rabbin adıyla oku ayeti kerimesiyle başlayan Kur'an eğitim ve öğretimi elhamdülillah aralıksız ve kesintisiz devam ede gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, onu hayatımıza adapte etmek, onunla bütünleşmek bütün Müslümanların asli görevidir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Kur'an okumak her mümin ve mümine, kadına, erkeğe, Müslümanlara farzdır buyuruyor. Yani Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'i hem yüzünden hem ezbere okumamız ve bunun yanında da Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmamız gerekir. Ve Kur'an-ı Kerim'i hayatımızla bütünleştirmemiz gerekir. Sayın Selçuklu ilçe müftümüz Ali Okutan hocamıza bu güzel konuşmaları için biz de çok teşekkür ediyoruz. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Günün anlam ve önemi hakkında duygu ve düşüncelerini almak üzere Selçuklu Kaymakamımız Sayın Sabit Kaya Beyefendi'yi kürsüye tensiplerini arz ederim. Sayın İl Müftü, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri,
Kur'an kursu öğreticilerimiz, dernek yöneticilerimiz, basınımızın mümtaz mensupları, sevgili misafirler. Hem dünyamızı hem ahiretimizi en iyi bir şekilde öğrenmek bizatihi Kur'an-ı Kerim'in bize olan en önemli emri. Bugüne kadar başımıza ne sıkıntı geldiysek, ne zahmet çektiksek, bilmemezlikten, okumamazlıktan dolayı çektik. Onun için hem geçmişimize layık olabilmek, hem bugünümüzü ihya edebilmek, hem de geleceğimizden emin olabilmek için çocuklarımızı hem dünya bilgileriyle hem de manevi bilgilerle donatmak zorundayız. Öyle donatmalıyız ki çocuklarımız bizlerden kat kat ileride olmalı. Bizleri geçmeliler ki geleceğimize de güvenle bakabilelim. Bu manada il müftülüğümüzün, ilçe müftülüğümüzün, Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Milli Eğitim Müdürlüklerimizin, Halk Eğitim Müdürlüklerimizin çok büyük gayretleri var. Hemen hemen herkesin ulaşabileceği her yerde Kur'an kursları, halk eğitim merkezleri, velhasıl kim hangi bilgiye ihtiyaç duyuyorsa onu öğrenebileceği pek çok eğitim merkezi vatandaşımızın emrine amade. Onun için öğrenmemek için hiçbir mazeretimiz yok. Devletimiz her türlü imkanı sunuyor. Ben bu güzel günde, yaz Kur'an kurslarının açılış gününde, bu arada sizinle birlikte bir arada olmaktan son derece keyif aldım, mutlu oldum. İnşallah bugün Ramazan'ın ilk günleri, nerasayan bugün, inşallah hayırlı olur, bereketli olur. Çocuklarımız için, toplumumuz için, geleceğimiz için, birlik ve beraberliğimiz için hayırlara vesile olur. Hayırlı ve mübarek olsun bu açılışımız, Kur'an kurslarımızın açılışı. Bütün çocuklarımızı, bütün arzu eden vatandaşlarımızı bu kurslara katılmaya davet ediyoruz. Ben emeği geçecek olan, emeği geçen bütün müftülük, müftülerimize, müftülük personeline, Kur'an kursu öğreticilerimize, hasreten anne babalara huzurlarınızda teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun diyor, hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir gün ashab, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir diye sordu. Resulullah yolculuğunu bitirince tekrar yola başlayan cevabını verdi. Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir diye ikinci defa sorunca, Kur'an'ı başından sonuna kadar okur, bitirdikçe yeniden başlar cevabını verdi. Şimdi günün anlam ve önemi hakkında konuşmalarını yapmak üzere Sayın Konya İl Müftümüz Profesör Doktor Ali Akpınar hocamızı mikrofona arz ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar, Peygamberimiz Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Yüce Rabbim bu kurs açılışımızı, başlangıcımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Saygıdeğer kaymakamım, değerli protokol ve çok değerli kardeşlerim, Kur'an ayında Kur'an'ı konuşmak, Ramazan adını Kur'an'a yazdıran kahraman. Kur'an-ı Kerim'de sadece Ramazan ayının ismi açıkça geçer. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an'ın indirildiği aydır Ramazan ayı.
Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başladı. Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimizin insanlığa en büyük ikramı. Çünkü bizim hayat reçetemizdir Kur'an. Hayat düsturumuzdur Kur'an. Dünya hayatımızı cennete çevirmenin yolunu gösteren kılavuzumuzdur Kur'an Azimüşşan. Ahirette de Allah'ın rızasını ve cennetini kazanmanın yollarını gösteren rehberimizdir Kur'an-ı Kerim. Onun için Kur'an hepimizin ihtiyaç duyduğu, hepimizin muhtaç olduğu bir rehber, bir kılavuz, bir düstur, bir hayat kataloğudur. Elbette bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuz onu okumakla başlayacak. Ama Müslümanlar olarak bizim Kur'an karşısındaki sorumluluğumuz sadece onu yüzünden okumak değildir. Yüzünden çat pat okumakla Kur'an'a karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmayız. Biz onu en güzel şekilde, en doğru bir şekilde yüzünden okuduktan sonra onu anlama gayreti ve çabası içerisinde olmalıyız. Kur'an bize ne diyor? Kur'an bizden ne istiyor? Kur'an'a karşı sorumluluklarımız onu anlamak, onun muhtevasını, içeriğini fark etmektir. Bununla da kalmamalı. Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuz Kur'an'ın gereklerini yerine getirme, Kur'an'ın isteklerini yapma şeklinde devam etmelidir. Onun için Kur'an hayat boyu elimizden düşürmeyeceğimiz, gönlümüzden, aklımızdan çıkarmayacağımız, hem yüzünden okumakla, hem anlama çabası içerisinde olmakla, hem de gereklerini yerine getirmekle sorumluluğumuzu yerine getireceğimiz bir kitabımızdır. Değerli kardeşlerim, dünyada başka hiçbir kitap okunmasıyla sahibine ibadet kazandırmaz. İbadet sevabı kazandırmaz. Kur'an-ı Kerim'i okumak ibadettir. Ama onu sadece çocuk yaşta, genç yaşta değil, sadece tatil zamanlarımızda, boş kaldığımız vakitlerde değil, şu soluduğumuz hava gibi, şu içtiğimiz su gibi, şu yediğimiz temel besinler gibi, bizim sürekli olarak Kur'an-ı Azimüşşan ile gıdalanmamız gerekmektedir. Huzurlu insan, mutlu insan, Kur'an'la dolan, Kur'an'la olan, Kur'an ile gıdalanan insandır. Biz Kur'an'la yaşamalıyız ki Kur'an'la ölebilelim ve Yüce Allah'ın huzuruna Kur'an ile elimizde kelamullah olduğu halde, dilimizde kelamullah olduğu halde gidebilelim. Onun için Kur'an'ı okuma, anlama ve yaşama Müslümanlar olarak hep bizim görevi. Ve elbette temel eğitim küçük yaşta başlar. 4 yaş öteden beri İmam-ı Şafii'lerin, İmam-ı Azamların, İslam büyüklerinin ve ecdadımız Osmanlı'nın eğitime başlama yaşıdır. Çünkü dal yaş iken eğilir. Çünkü çocuğun şahsiyetinin oluşmasında küçük yaşlarda almış olduğu temel eğitimler son derece önemlidir, anlamlıdır, gereklidir. Ama değerli kardeşlerim, önce anneler, babalara seslenmek istiyorum. Kreş çağında çocuğu kreş eğiticisine teslim etmekle, okul çağında çocuğumuzu okul öğretmenlerine teslim etmekle, daha sonraki dönemlerde çocuklarımızı okul öğretmenlerine teslim etmekle anne babalar olarak sorumluluktan kurtulamayız. Çocuklarımız önce bizim ciğerparelerimizdir. Onlarla ilgilenmek, onlara sevgiyle yaklaşmak, onların temel eğitimlerine yardımcı olmak öncelikle anne baba olarak bizim görevimizdir. Ve Yüce Rabbim önce ana babalara soracak bu konuyu. Yani ben çocuğu kreşe teslim ettim, okul öncesi eğitime teslim ettim, en iyisine teslim ettim demekle iş bitmiyor. Çocuklarımızın ilk öğretmenleri, bugün bilim adamları da bunu söylüyor, en etkili öğretmen öncelikle ana babadır. Hem en öncelikli sorumlu anne babadır, hem en etkili, öncelikli sorumlu eğitici anne babadır.
Onun için çocuklarımıza sahip çıkalım. Ve özellikle yaz kurslarında, kışın gönderdiğimiz okullarda çocuklarımızın devamını, derslere ilgi alakasını nasıl ilgiyle takip ediyorsak, etmeliysek, aynı şekilde yaz kurslarında da salı ve çayıra Rabbim gayıra, çocuk Kur'an-ı Kerim'i boynuna astı, Kur'an kursuna gönderdik, iş bitti şeklinde düşünmemeliyiz. Onun için kurslarla teşviki mesai kuralım, irtibat kuralım, çocuklarımızı bu anlamda takip edelim. Hem onları vaktinde kurslara gelmeleri, vaktinde evlerine dönmelerini sağlayıp, hem de ne yapıyorlar, ne ediyorlar, ne okuyorlar takibini yapalım. Hocalarımızla görüşelim. Biz ne kadar ilgilenirsek, ne kadar takip edersek çocuklarımız bu eğitim yuvalarından o kadar dolu dolu evlerine, sokaklarına dönmüş olacaklar. Ve öğretmenlerimiz, hocalarımız, çocuklarımız, yavrularımız bize Allah'ın emanetidir. Allah'ın emanetini Yüce Allah'a yaraşır, yakışır bir şekilde muhafaza etmek, sahiplenmek, bağrımıza basmak, kendi çocuklarımız gibi bağrımıza basmak ve bilgilerimizi onlara aktarmakla görevliyiz, sorumluyuz. Onun için sevgi temelli, bilinçli bir şekilde yavrularımızı, geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirmek için gayret ve çaba göstermek zorundayız. Evimizdeki, özel hayatımızdaki stresleri, problemleri kurslara, çocuklarımıza yansıtırsak Allah katında sorumlu oluruz. Kursun girişinde diğer bütün problemleri dışarıda bırakıp Allah'ın bize emaneti olan bu yavrularımıza en güzel şekilde nasıl faydalanabiliriz? Bunun için düşünmeliyiz, bunun için kafa yormalıyız. Öğretmenler olarak, hoca hanımlar, hocalarımız olarak zümre toplantıları yaparak birbirimizden bilgi, taktik alışverişlerinde bulunmalıyız. Bu konuda yeni yayınları okumalı, takip etmeliyiz. Bu yavrularımıza nasıl faydalı olabiliriz? Bunun için gayret ve çabanın içerisinde olmalıyız. Ve kursun temeli olan sevgili genç kardeşlerim, kursiyer kardeşlerim, şunu hiçbir zaman unutmayın. Kış döneminde zihnimiz ne kadar yorulmuş olursa olsun, Kur'an eğitimi, yaz kurslarındaki din eğitimi bizi dinlendirecektir. Hem dinimizi bize tanıtacak, hem de bizim yorulan zihnimizin dinlenmesini sağlayacaktır. Dinlenmek. Biz dinlenirken dinlenmeyi öğreneceğiz bu kurslarda. Onun için yazın çok yoruldum, şu imtihan, bu imtihana girdim vesaire. Asla endişeniz olmasın. Kur'an kursları sizi dinlendirecek ve daha dinç hale getirecektir. Bugün bilim bunu söylüyor. İnsan beyni ne kadar kullanılırsa o kadar gelişir. Onun için yaz kurslarını sadece tatil, sadece yan gelip yatma olarak, ayları olarak görmemeliyiz. Bu noktada kurslara, okullarımıza gösterdiğimiz özen gibi Allah'ın kitabının öğretildiği bu kurslara da en güzel şekilde özen göstererek vaktinde gelmek, vaktinde gitmek, verilen ödevlerimizi yerine getirmek, kurstaki böyle meydanlı gibi çok donanımlı, çok güzel kurstaki bütün eşyaların bize bir emanet olduğunun bilincinde onları korumak bizim öğrenciler olarak en temel görevimiz olacaktır. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, oruç tutmak, asla Kur'an okumaya, diğer ibadetleri, diğer hayırlı işleri yapmaya mani değildir. Orucun şöyle bir güzelliği var, bakınız. İnsan namaz kılar, namaz bir ibadettir. Ama namazda sadece namaz kılarsınız. Başka bir ibadet olmaz. Haçta sadece haç yaparsınız. Başka bir ibadet olmaz. Kurban keserken sadece kurban kesersiniz. Başka bir ibadeti yapamazsınız. Ama oruç bir ibadettir. Hem de en uzun soluklu ibadettir. İnsan namaz kılar, 10 dakikada, 5 dakikada namaz ibadeti biter. Ama oruç imsaktan iftara kadar 17 saat kesintisiz devam eder. Uyusanız bile ibadet devam ediyor. Dolayısıyla bu ibadetin içerisinde oruç tutarken
Açıyorsunuz, Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. İbadet bir ibadetle daha buluşuyor. Oruç tutarken duruyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. İbadet bir ibadetle daha buluşuyor. Oruç tutarken bir hayır veriyorsunuz. Zekatınızı, sadakayı, fıtrınızı veriyorsunuz ya da bir yardımda bulunuyorsunuz. İbadet bir başka ibadetle buluşuyor. Oruç tutarken çalışıyorsunuz, helalinden rızkınızı temin ediyorsunuz. O da ibadettir. İbadet bir başka ibadetle buluşuyor. Oruç tutarken evinize sofra hazırlıyorsunuz. Misafirinize ikram etmek için, ev halkınıza ikram etmek için sofra hazırlıyorsunuz. O da ibadettir. İbadet ibadetle buluşuyor. Yani oruç ibadetiyle pek çok ibadeti aynı anda birlikte yapmanız ve orucun sevabını katmerli hale getirmeniz, sevabını artırmanız elimizde, elinizde. Oruç tutuyorsunuz, elinize almışsınız, tesbih çekiyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz, elinize almışsınız, Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz. Hep bunlar ibadet üstüne ibadet. Onun için de yaz kurslarında çocuklarımızın Kur'anlı olmaları oruç ağızlarıyla ve bizim oruç ağızla çocuklarımızı Kur'an kursuna hazırlamamız da bize ayrı sevap kazandıracak, oruçlarımızın daha faziletli hale gelmesini sağlayacaktır. İşte bunların bilinci içerisinde kurslarımıza sahip çıkalım, çocuklarımıza sahip çıkalım, kurslarımızdaki eğitim öğretimin takipçisi olalım, en güzel şekilde, en dolu dolu şekilde çocuklarımızın bu kurslardan istifade etmesine inşallah katkı sağlayalım. Bir iki hususa daha buradan dikkatlerinizi çekerek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Kaymakamımız söyledi, devletimiz bütün imkanlarıyla her yaştan isteyen herkese din eğitim imkanını sunmaktadır. Ve artık bugün Allah'a hamdolsun böyle demode olmuş, içeriye zor gireceğimiz kurslar değil, çok temiz, çok hijyen, çok modern, donanımlı kurslarımız hepimizin hizmetinde. Bu bir nimettir. Bu nimetin farkında olmak önemlidir. Bu nimetin içerisini doldurmak, bu nimet sahibine şükür için en önemli husustur. Onun için bunların kadri kıymetini bilelim. Artık bugün 4'ten 70'e, 7'den 70'e değil, 4 yaştan 70 yaşına daha ileri yaşlarda hiç kimsenin Kur'an'ı öğrenememe gibi bir mazereti kalmamıştır. Her yaştan isteyen herkese Kur'an eğitimi verilmektedir. Yeter ki isteyelim, yeter ki arzu edelim. Bu yaştan sonra olmaz düşüncesini bir kenara bırakarak, ilk emri oku olan ve Kur'an'ı okumakla emrolunduğumuz bu kitabı okuma noktasında bir gayret ve çabanın içerisine girelim. Yeter ki girelim bunun. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuma işi en başta da söyledim. Kur'an'a çıkmayla bitmez. Kur'an hatmini yapmayla bitmez. Hafız olmayla da bitmez. Ondan sonra da kesintisiz bir şekilde devam etmelidir. Tabii bu yaz kursları daha çok çocuklarımıza sadece Kur'an-ı Kerim'i öğretme değil, din-i mübini İslam'ı, bu güzel dinimizi tanıtma noktasında bir başlangıç olacak. Sevdirme noktasında bir başlangıç olacak. Elbette Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuma konusunda bir başlangıç olacak. Ama bu kurslarımızda temel dini bilgiler de öğretilecek. Kur'an-ı Kerim'in manasıyla ilgili, muhtevası, içeriğiyle ilgili de bilgiler öğretilecek. Yani çocuklar Kur'an ayında Kur'an'la buluşacaklar. Yani çocuklarımız bu yazda Kur'an'ı gönüllerine yazacaklar. Dolayısıyla Kur'an kursu ama onu tamamlayan başka eğitimler de yine kurslarımızda verilecek. Ve bu konuda başkanlığımızın hazırlamış olduğu kitaplar çocuklarımıza verilecek, tevdi edilecek. O kitaplar çerçevesinde bu söylediğim bilgiler inşallah çocuklarımıza kazandırılmış olacaktır. Çocuklarımızı kurslara kayıt ettirelim. Bu hafta da kayıtlar devam ediyor. Hele hele eşimiz, dostumuz, akrabamız, komşumuz, o çocukları da kurslara kayıt ettirmek için bir gayret ve girişimde bulunalım.